Herkese merhaba. Master Silah Kanalı'na hoş geldiniz. Önce silah güvenliği deyip silahımızı bir kontrol edelim. Şarjını çıkaralım. Mermi yok. Herhangi bir mermi yok. Bu hafta sonu Kaliforniya'dan misafirlerimiz var ve onlarla çöle atışa gideceğiz. Giderken de yanımızda alacağımız silahlardan biri de bu Colt M4. Ben bunu 3-4 hafta önce almıştım. Kanalımda da kutu açılışı ve ilk atış videosunu paylaşmıştım. Eğer izlemediyseniz videoyu kanalımda bulabilirsiniz. Ben bununla 400'e yakın mermi atmıştım ilk gün. Ve hiçbir sorunla karşılaşmadım. Bütün mermileri teker teker attı. Daha sonra eve geldiğimde temizlemeye gerek duymamıştım. Çünkü bu tür silahlar gerçekten çok iyi ve kaliteli malzemeyle yapıldığı için genelde her atıştan sonra temizlememize pek gerek yok. Ama misafirler geleceği için onlar için dedim bir temizleyeyim. Bir kontrol edeyim. Öyle. Onlara silahla atış yaptıralım. Bu arada temizliyorum. Ufak bir video çekelim. Hem silah nasıl sökülür, nasıl takılır onunla ilgili hem de silah hakkında ufak biraz bilgi vermek için video çekmeye karar verdim. Öncelikle silah hakkında biraz bilgiyle başlayalım. Bu silah Amerikan ordusu başta olmak üzere birçok orda kullanılan M4 silahları ile görünüş olarak hemen hemen aynı. Yani tabii arada mekanik olarak birçok fark var ama görüntü olarak M4'lere en çok benzeyen silah bu. Zaten modelinde de yazıyor. Burada görebilirsiniz. M4 Carbine. M4 ismi modelinde de var. Dış görüntü olarak göze çarpan en büyük fark tabii ki bu silahın yarı otomatik olması. M4'ler bildiğiniz gibi full otomatik, tam otomatik silahlar. Bunda sadece emniyet ve atış düğmeleri var. Full otomatik düğmesi yok. İkinci olarak görüntüdeki en büyük fark namlu uzunluğu. Bunun namlusu yaklaşık olarak 40.64 cm. M4'lerin namlusu ise 36.83 cm. Yani bunun namlusu M4'lerden yaklaşık 4 cm daha uzun. Görüntü olarak aradaki en büyük fark bu. Bu silah burada mil-spec dedikleri, military-spec dedikleri ordu malı özelliklerine en yakın silahlardan bir tanesi. Yani hemen hemen aynı. Zaten bu yüzden mil-spec diyorlar. Silahın model numarası da bu silah Colt M4 LE6920 Magpul FDE Edition diye geçiyor. Magpul denmesinin nedeni de üzerindeki aksesuarların tutma yeri, foregrip, front grip dedikleri, ben kolay tutma kolu olarak çevirdim bunu. O gezi, kabzası, dipçiği bunlar hep Magpul aksesuarlarından yapılma. Şimdi ben yakın kameraya geçip bunları biraz yakından sizlere göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi tutma yeri Magpul yazısı ve amblemini görüyorsunuz. Aynı şekilde kolay tutma kolunda da burada da gezde aynı şekilde Magpul. Kabzası Magpul. Bu tür kabzalara burada pistol grip deniyor. Yani tabanca kabzasına benzeyen kabzalar. Ve burada ayarlanabilir dipçik. Dipçik uzunluğu buradaki düğmeye basarak ileri ve geri çekerek kendi isteğinize, zevkinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Bu Magpul gez açılıp kapanabilen bir gez. Şuradaki düğmesine basarak aktif hale getiriyorsunuz.
Üstüne basınca da kapanıyor. Gezin iki tane yuvarlak deliği var. Birinci delik normal atışlar için, yakın mesafe atışlar için. İkinci ayarı ise, deliği ise küçük bir delik. O da uzun mesafe atışlarda kullanabilmeniz için. Gez aynı zamanda şuradaki düğmesiyle sağa ve sola ayarlanabiliyor. Harpacıkla ilgili tekrar ben bir yakın kameraya geçip eğer kamera gösterebilir, kamerada görünebilirse bir şey göstermek istiyorum. Burada bir F yazısı var harpacığın üzerinde. Bu F yazısı mil-spec anlamına geliyor. Bu da demek oluyor ki bu GES ordu standartlarına uygun, yani ordu standartlarına uygun olarak yapılmış bir GES. F yazısı o anlama geliyor. Ben tekrar yakın kameraya geçip namlunun üzerinde bazı yazılar var, onları göstermek istiyorum. Kameradan görünüyordur. 5.56 NATO, bu silahın kalibresi. Ve de 1/7 diye bir yazı var. Bu tür silahlarda M4 olsun ya da AR-15 türü silahlarda genellikle görülen bir yazı bu. 1/7, 1/8, 1/9, 1/12 gibi. Bunun anlamı da 1/7'nin örnek vereyim. Anlamı da 1/7 twist anlamına geliyor. Bu da demek ki mermi ateşlendiği andan namludan çıkana kadar her 7 inçte bir kendi etrafında dönüyor. 7 inçte yaklaşık olarak 17.80 santimetreye yakın. Yani 17.80 santimetrede bir kendi etrafında mermi dönüyor. Bu uzunluktaki namlu içinde bu şu anlama geliyor. Mermi namludan çıkmadan önce kendi etrafında 2 tam dönüş ve 1 çeyrek dönüş yapıyor. Daha sonra namludan çıkıyor. Bu eğer herhangi bir, yani bir bilginiz yoksa bu 1.7 twist, 1.8 twist, 1.12 twist gibi şeyleri herhangi bir bilginiz yoksa ufak bir bilgi vermek istedim. Ne anlama geldi hakkında. Silahta şu kısmında forward assist dedikleri bir mekanizma var. Eğer mermi tam anlamıyla namlunun içinde değilse buraya basıp merminin tam anlamıyla namlunun içine girmesini sağlıyorsunuz. Burada gördüğünüz dust cover dedikleri içeriye toz girmesini engelleyen ufak bir kapakçık. Bu kurmak kolu hareket ettiğinde kendi kendine açılan bir kapakçık. Üzerindeki rail'a çok rahat bir, kolay bir şekilde red dot ya da dürbün koyabilirsiniz. Red dot ya da dürbün koyduğunuzda bunu kapatıp görüntünüzü pek etkilemez. Bu yüzden bu şekilde yapılmış bir GES. Bu silahın model numarası az önce dediğim gibi Colt M4 LE6920 Makbul FDE Edition. LE'nin anlamı da Law Enforcement anlamına geliyor. Bu da yani oradaki asker polis gibi kolluk kuvvetleri için dizayn edilmiş, onlar için yapılmış silah anlamına geliyor. FDE de Flat Dark Earth açılımı İngilizcesi. Bu da bu rengin adı. Flat Dark Earth. Şöyle çevirelim. Başka ne diyebiliriz? Yani silahın tetik ağırlığı, tetik çekme ağırlığı. Şu an için elimde herhangi bir alet yok bunu ölçebileceğim ama yaptığım araştırmalara göre tetiğin ağırlığı 2 ile 3 kilo arasında değişiyor. Benim tahminimce benim bu tetikte yani 3 kilodan biraz
düşük olabilir. Çünkü gerçekten çekmesi çok rahat ve kolay. Bayağı iyi bir tetik. Bu silah hakkında söyleyebileceğim kötü tek şey var. Tek şarjörle gelmesi ve şarjörün siyah olması. Çünkü bu gördüğünüz gibi FDE Flat Dark Earth, yani farklı bir renkte. Şarjör de aynı renkte olsaydı bence çok çok daha iyi olurdu. Ama yapacak bir şey yok. Benim de şanse bütün şarjörlerim var. 13-15 tane şarjörüm var. Hepsi siyah. Büyük ihtimalle 3-4 tane bu FDE renginde şarjör alıp bu silahı öyle kullanacağız. Sökmeye başlamadan önce yakın kamerayla sökme pinlerinin yerlerini göstermek istiyorum. Bu öndeki pin. Ve bu da arkadaki pin. Bunlar da öbür tarafları. Tamam, arka pin. Bu pinleri parmak yardımıyla ya da ufak bir alet kullanarak aşağı doğru basacağız. Benim küçük bir Allen anahtarım var. Onun yardımıyla aşağı doğru basacağım bunları. Çevirelim. Buradan çektiğimizde silah üst kısmı iki parçaya ayrılıyor. Üst ve alt kısmını ayırdıktan sonra kurma kolunu çekerek önce ateşleme mekanizmasını, daha sonra kurma kolunu çıkartıyoruz. Görünürde gerçekten silahın pek temizlenmeye ihtiyacı yokmuş. Yani 400 mermi atmış olmamıza rağmen hala temiz görünüyor. Herhangi bir şey yok. Yani şimdi ufak bir bez parçasına biraz yağ koyup ufak hafiften bir yağlama yapayım. Daha sonra geri takarken tekrar videoyu açıp sizlere nasıl geri takıldığını göstereceğim. Bu arada bu ateşleme mekanizması hafiften yağladım ben bunu. Temizlemeye gerek görmedim. Çünkü bayağı iyi görünüyordu. Bunu iki yerindeki pinleri çıkartıp ateşleme iğnesini yerinden çıkartıyorsunuz ve bu voltu da yerinden çıkartıp ateşleme iğnesi ve içi temizleniyor. Ama şu an için buna gerek görmediğim için öyle bir şey yapmayacağım. Çıkarmayacağım bunu, ama bunu artık başka bir videoda detaylı bir şekilde söküp temizliğini yapıp tekrar yerin nasıl takıldığını sizlere başka bir videoyla gösteririm. Şimdi bunu tekrar geri takmaya başlayalım. Burada öncelikle tekrar bir yakın kameraya geçip göstermek istediğim bir şey var. Çekme kolunda şu iki çıkıntıyı görüyorsunuz. Buranın içinde bu iki çıkıntının gireceği bir yer var. Kameradan görebileceğini pek zannetmiyorum ama bir deneyelim. Evet, pek görünmüyor gibi. Bu iki çıkıntı önce oraya denk gelecek şekilde çekme kolunu tekrar geri takalım. Evet, çekme kolu şu an iki çıkıntının içinde. Hafiften tutup ateşleme mekanizmasını da içine koyup çekme koluyla birlikte geri koyuyoruz. Herhangi bir zorlamayla karşılaşmadan rahat bir şekilde içine giriyor. Şunu kapatalım. Ben bu tür silahlarda öncelikle ön tarafın pinini yerleştiriyorum. Daha sonra arka tarafın pini. Gördüğünüz gibi hiçbir zorlamayla karşılaşmadan rahat bir şekilde iki pin de içine girdi. Şimdi kurma kolunu çekip nasıl çalıştığını bir kontrol edelim. Kurma kolu gayet rahat, kolay bir şekilde çekiliyor. Şu an emniyette
Tetiğe bastığımızda ateş almaması gerekiyor. Onu bir deneyelim. Evet, gördüğünüz gibi herhangi bir ateş almıyor. Şimdi ateş pozisyonuna getirip tetiğe tekrar basalım ve klik sesini duymamız lazım. Evet. Gördüğünüz gibi silahı söküp takmak kolay. Herhangi bir zorluğu yok. Kurmak onu birkaç defa çekip tetiğe de bastık. Makine zaman çalışıp çalışmadığını kontrol ettik. Her şey yolunda görünüyor. Daha kasaya tekrar geri koyup hafta sonu beklemeye başlayacağız. İzlediğiniz için çok çok teşekkürler. Lütfen kanalıma üye olmayı da unutmayın. Esenlikler.